İstanbulspor Keçiören maçına gelince, yani İstanbulspor çok rahat kazanması gereken bir maçı kazanamadı bana göre. Yani çok net pozisyonlar kaçırdı. Burada da bir pozisyon oldu, bir gol iptali oldu. Keçiören'in bir gol iptali oldu. Tekrara gelmedi. Orada da anlamış değilim. Yani bunlar önemli pozisyonlar hocam. Bir golle şampiyonluk geliyor, bir golle kümeler düşülüyor. O açıdan yani ben buradan tekrar biraz evvel tekrara da girmek istemiyorum ama bu önemli durumu yayıncı kuruluşun bir an önce idrak edip bütün takımlara yardımcı olması gerekiyor. Zaman zaman iki takım da çok pas hatası yaptı. İyi maç oldu ama iki takım da oyuna çıkarken çok pas hatası yaptılar. Yani Keçiören gücünde de bir düşüş görüyoruz. Yani hücumda çok etkili olamıyorlar. Yani daha önceki maçlarda bir Altay maçını hatırlıyoruz. Altay'a karşı çok etkili pozisyonlara gidip farklı bir maç kazanmışlardı. Bu İstanbulspor maçında o bir iki pozisyonun dışında net pozisyona giremediler. İstanbulspor baktığınız zaman kendi oyunundan memnun olduğu için bir tek oyuncu değişikliği yaptı maç boyunca. Bir tek oyuncunun dışında oyuncu değiştirmedi. Çünkü yani sürekli atak yapıyor ve pozisyona giriyordu. Fakat işte bitiricilik farklı bir şey. Pozisyonu da bitiremeyince bu haftaki hocam bu hafta çok çok değerli galibiyetler vardı ama bunu bir tek Adana Demirspor gerçekleştirdi. İstanbulspor da aradaki puan farkını da korumuş, yani bir puan da yaklaşmış oldu. Beraberlikten bazen faydalı beraberlikler de oluyor hocam. Baktığınız zaman yani bir puanı bir gün evvel oynanan maçta İstanbulspor Keçiören'i yenemediğim diye üzüldü. Fakat bir gün sonra Samsunspor'un kendi sahasında mağlup olması kendini Samsunspor'a bir puan daha yaklaştırdı. Hocam yani yukarısı tamamen şenlendi hocam. Yani bunu söylemek lazım. Bandırma Altınordu maçı da 2-2 bitti. Altınordu aslında rakip takımın iki penaltı golüne cevap veremedi. Bir aslında kırmızı kart da vardı. Yani şeyde Orhan'ın kırmızı kartı da vardı. Bandırma uzun bir sürede eksik oynadı karşılaşmada. Ama Altınordu istediği 3 puanı alamadı. Aslında Altınordu da ciddi fırsat kaçırdı. Hocam Bandırma artık alıştı. 3 haftadır arka arkaya kırmızı kartla oynuyorlar ve insanüstü bir mücadele veriyorlar gerçekten. Yani ya hocam maçın büyük bir süresinde Altınordu gibi genç bir takıma karşı 10 kişi mücadele etmek hiç de kolay bir şey değil. Fakat Bandırma bakıyorsun 2 penaltı ile de olsa sürekli o maçın içinde kaldılar ve hak ettikleri bir beraberliğe aldılar. Yani Altınordu'dan bahsediyoruz. Her zaman söylüyoruz. Altınordu genç bir takım, dinamik bir takım, mücadele ediyor. Fakat oyun kalitelerinde bir düşüklük var Altınordu'nun. Yani rakibine oyun üstünlüğü sağlayamıyor. Sadece koşularla, dinamikliğiyle rakibini ezmeye çalışan bir takım Altınordu. Fakat 10 kişi de olsa Bandırma Spor buna karşılık verdi ve hak ettiği bir beraberliği aldı. Bundan sonra Bandırma Spor artık orta sıraların takımı durumunda. Yani yukarıya playoff'a yaklaşma ihtimali yok. Düşme pozisyonunda değil baktığınız zaman. Ama ben bakıyorum hocam Bandırma Spor'u takdir ediyorum. Yani şöyle Bandırma Spor'un maçları çok zevkli oluyor. Yani Erkan Hoca gerçekten takımına iyi futbol oynatmaya çalışıyor. Ve Bandırma Spor'un zirvede olmamasının tek nedeni bence hocam stoperlerde şöyle baba oyuncu dediğimiz bir oyuncuları yok. Öyle bir oyuncular olsaydı oradaki zaafı giderebilseydi Bandırma Spor'da playoff'a kalma şansı olabilirdi. Bandırma Spor demişken haftaya Giresunspor Bandırma Spor maçı var. Biraz erken ama. Hocam çok çok zor maç yani. Bandırma takımı ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım. Hocam Dervaye diye bir problemi var aslında Bandırma Spor'un. Yani ben Erkan Hoca'yı orada eleştir. Yani her oyuna girdiği zaman sürekli randıman veren bir oyuncu ve takımını ön sahaya taşıyan bir oyuncu. Yani formunda ne tür eksiklikler var yoksa sakatlıktan mı çıktı bilmiyorum ama Dervaye bu takımın ilk 11 oyuncusu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta siz söylediniz gerçekten çok zevkli bir maç bizi bekliyor. Giresun'un ben tabi artık kendine gelip bazı tedbirleri alarak takımın içerisinde daha değişik bir oyun yapısıyla Bandırma'ya karşı üstünlük sağlamaya çalışacak ama çok zor bir maç. Gelecek hafta demişken şimdi bir de hocam bir de Ankara Menemen maçına şöyle bir dakika değinmek istiyorum ben. Ankara Spor Menemen maçı işte Ankara Spor 2 haftadır öne geçtiği maçı
kaybediyor. Bu ya, geçen haftaki en yakın rakibi Balıkesir'di. Bu hafta da Menemen önemli bir maçtı kendisi için yetişmesi açısından. İyi futbol oynuyorlar. İyi pozisyonlara giriyorlar ama işte ikinci golü bulamayınca 90+3'te yedikleri golle de 1-1 berabere kaldılar. Belirli bir çıkışta Ankaraspor ama işte galibiyet gelmeyince de yukarıdaki mesafeyi kapatamıyorsun ve artık işlerinin çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Menemen'de de çok müthiş düşüş var hocam oyunlarında. Yani baktığınız zaman 3-4 farka gidebilirdi Ankaraspor maçının ilk yarısı. Menemen Spor'un da bir an önce eğer ligde kalmak istiyorsa toparlanması gerekiyor. Evet. Hocam gelecek hafta ligin 2., 3., 4. ve 5. sırasındaki 4 takım birbiriyle oynuyor. Gerçekten enteresan bir şey var. Maç trafiği var. Adana Demirspor'la İstanbulspor biri 45 puanda, diğeri 47 puanda. Ve yani bu ilk iki için acaba diyen iki takım. Ve bunlar birbiriyle oynuyorlar. Aralarındaki maçların sonuçları galip gelen için yani birisi galip gelirse ilk iki şansını devam ettirir. Beraberlik halinde yukarıdaki takımlara yarayacak herhalde. Öyle evet. Bir enteresan bir maç. Diğer taraftan da Samsunspor haftanın son karşılaşmasında, gelecek haftanın 26. haftanın son karşılaşmasında deplasmanda ligin iyi takımlarından birisi olan Altın Ordu'yla oynayacak ve Altın Ordu da yani Adana Demirspor'un matematik olarak ilk iki şansı varsa Adana şeyin de var. Aynı puandalar Altın Ordu'nun. Mutlaka da. Mutlaka. O da bir hesap halinde olacak. Gelecek hafta baya baya böyle hani şey yapacağız yani. Hocam. Önümüzdeki hafta ligde bir şekillenme olur. Yani önümüzdeki hafta çıkacak skorlarla ligde yani daha iyi bir fikir sahibi olabiliriz. Şöyle ki yani eğer Adana Demirspor İstanbulspor maçı berabere bitip Samsunspor Altınordu'yu yenebilirse ilk ikinin ben tamamen şekilleneceğini düşünebiliyorum. Fakat tersi durumda da tamamen bir karışıklık izleyebiliriz. Tersinin de olma ihtimali var. Yani bugün Samsun Altınordu maçında ben Samsunspor'u %100 favori olarak göremiyorum. Yani Samsunspor çok iyi bir kadroya sahip olmasına rağmen Altınordu takımı çok ters bir takım. Yani her ne kadar oyunlarında bir kalite olmasa da gençlikleriyle rakibi yıpratabiliyorlar. Fakat Samsunspor takımı bu haftaki oynadığı maçtan ders alıp alacağı tedbirlerle Altınordu maçını kazanmak isteyecek. İstanbulspor Adana Demirspor maçına gelince Adana Demirspor'un en zor maçı hocam. İstanbulspor da çok iyi bir takım. Yani ben bu hafta İstanbulspor'u beğendim. Adana Demirspor da çok iyi bir futbol oynadı Samsunspor'a karşı. Bu hafta bence haftanın en güzel maçı Adana Demirspor İstanbulspor maçı. Buradan galibiyetle çıkacak takım ilk ikiye tutunacak. Adana Demirspor galip gelirse ilk ikideki Samsunspor ve Giresun'u çok zorlar. Eğer İstanbulspor galip gelirse bence Samsun ve Giresun için daha iyi. Çünkü İstanbulspor kırılgan bir takım. Her an her maçta puan kaybetmeye müsait bir takım. O açıdan eğer beraber de biterse Samsun ve Giresun kol kola bu işi götürecek gibi duruyor hocam. Sonraki hafta da zaten Samsunspor Giresunspor maçı var. Yani bunlardan birini yani ne olursa olsun hangi skorla biterse bitsin puan kaybedecekleri için hani Adana Demirspor İstanbulspor maçının galibi açısından da hani enteresan bir tablo tabii ortaya çıkabilir. Çok doğru hocam. Çok doğru söylediniz. Gerçekten haftaya Samsun Giresun maçının olması oradaki maçın önemini bir kat daha arttırıyor. Eğer Adana Demirspor takımında baktığımız zaman yani geniş kadroyu kullanma çabasında Samet Aybaba ve bunda da başarılı oldu. Tabii şöyle de bir tehlike de olabilir. Yani teknik direktörlerin ilk geldiği 1-2 haftada oyuncular kendilerini kabul ettirebilmek için üstün bir performans gösteriyorlar ve daha iyi konsantre oluyorlar. Sonra da bir düşüş başlıyor. Burada işte Samet Aybaba'nın kalitesi ortaya çıkacak ve müdahale ederek de oradaki düşüşü engellemeye çalışacak. Bir sözde Giresunspor yedek kulübesi için söylemek istiyorum hocam. Yani bugün çok agresif gördüm. Sürekli maçın hakemine ve yardımcı hakeme, dördüncü hakeme sürekli itiraz içindeydiler.
Hocam bu gerginlik Giresun'a bir şey kazandırmaz. Giresun'un çok kaybettiği bir şey yok. Yani Giresun ölüm kalım maçı oynamıyor hocam. Daha rahat olması lazım. Kendini oyuna vermesi lazım. Ve hakemleri dünyasından çıkartması lazım. Hakemler hata yapıyor. Görüyoruz yani. Bütün hakemler hata yapıyor. Siz oraya takılmadan kendi zaaflarınızı, eksiklerinizi görerek lige devam etmeniz gerekiyor. Bu avantaj kaçmamalı hocam. Kaçırmamalı. Yani Giresun Spor ligi buraya kadar getirdikten sonra bu ligi teslim etmemeli diye düşünüyorum. Öyle tabii. Evet. Herkesin gönlünce birlik olsun diyelim. Hocam son sözlerinizi alalım. Yavaş yavaş yayınınızı kapatalım. Son sözlerim hocam şu. Önümüzdeki hafta çok zevkli maçlar bizi bekliyor. Bütün takımlar bu lige konsantre olmuşlar. Görüyorum zevkli maçlar seyrediyoruz. Yani düşmede başka bir heyecan var. Yukarıda bir daha değişik bir heyecan var. Sonunda da hak edinin kazanmasını istediğimiz bir ligin olmasını istiyor ve temenni ediyorum hocam. Evet, Özcan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, bu akşam Altay Tuzla maçı var. Altay Tuzla maçından sonra playoff biraz ne durumda diye tekrar Özcan Hoca'ya soracağız. Bir daha konuşacağız. Playoff takımlarına yoğunlaşarak playoff yarışını. Tabii ilk iki yarışından çok kopartarak bunu yorumlayamayız. Ama hani playoff'ta nasıl bir tablo oluşuyor buna biraz yoğunlaşacağız. Yarın akşam sevgili Özcan Pehlivanoğlu'yla 25. hafta karşılaşmalarını bir değerlendireceğiz. Yine Murat Ümit Uzun arkadaşımız da Giresun Spor'daki gelişmeleri konuşacağız. Serkan Yetişmişoğlu'yla Bursa Spor'u konuşacağız. Ligin bütün takımlarına elimizde değdiği kadar yer vermeye gayret ediyoruz. Hepsini izlemeye çalışıyoruz. Yani zaman zaman bize diyorlar ki ya çok taraflı yayın yapıyorsunuz da falan da filan. Arkadaş net söylüyorum tarafsız futbol sever olmaz. Biz futbolu seviyoruz. Hepimizin tuttuğu takımlar var. Önemli olan adil konuşabilmek. Yani gördüğünü söyleyebilmek. Ben Samsun Spor taraftarıyım bunu hep söylüyorum. Ama Samsun Spor'u da çatır çatır eleştiriyorum yeri geldiğinde. Bazen de bana Samsun Spor taraftarları kızıyor. Tıpkı Özcan Pehlivanoğlu'na Altay taraftarlarının kızması gibi. Murat Ümit Uzun'a Giresun Spor taraftarlarının kızması gibi. Hocam bana kızan taraftar var mı bilmiyorum yani. Olabilir futbol bazen Zülfiyar'a dokunuyoruz. Ama biz takımları doğru yönlendirmek için konuşuyoruz hocam. Yoksa buradaki yorumlarımızın tamamı tarafsızdır her zaman söylüyorum. Sana abi gelecek sezon Eyüp Spor şeye çıkınca TFF 1'e çıkınca sizin taraftarlar Eyüp Spor taraftarları kızacaklar. Evet hocam çıktık puan farkı 14 oldu. Yani buradan geri dönüş yok. Eyüp'te şampiyonluk türküleri söyleniyor. Yani yakıştı da takımımıza. Gerçekten kaliteli bir takım kuruldu. Ve yıllardır beklediğimiz bir durumda hocam. Uzun senelerdir bir üst lige çıkmayı bekliyoruz. İnşallah çıktığımız zaman da orada kalıcı olur diye düşünüyorum. Ama ben şampiyonluklardan yani bu tür kulüplerde şampiyonluklardan daha çok tesisleşme ve altyapının ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Evet hocam artık Eyüp Spor'u da yavaş yavaş bir kanalımıza misafir etmenin zamanı geldi. Eyüp Spor'u da bir masaya yatıralım. Çünkü gelecek sene Eyüp Spor'u TFF 1. Lig'de çok konuşacağız. Şimdiden konuşmaya başlayalım derim ben. Peki hocam. Değerli izleyiciler bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Özcan Purde'ye değerli yorumları için teşekkür ediyoruz. Bu hafta yenilen takımlar var. 9 puan alan Adana Demirspor gibi takımlar da var. Ama futbol bu. Yenilgiye çok da takılmayacaksınız. Önümüzdeki hafta maçlar var. Orada kazanırsınız diyeceğiz. Ve biz de kanalımızda maçları yorumlamaya devam edeceğiz. Bizi izleyen herkese teşekkür ederek bu yayınımızı da kapatıyorum hocam. Görüşmek üzere inşallah.